Melipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki taraf da istediğini elde edemedi. Çünkü taraflar birer puanla ayrıldı. Bir birlik beraberlik var. Aslında Başakşehir bence istediği bu muydu? Hayır. İstediği buydu demiyorum da yani Galatasaray kadar skora üzülmemiştir. Hı hı. Galatasaray cephesi kadar skora üzülmemiştir. Yani eğer Trabzonspor Ankara Gücü maçını kazanmış olsaydı dediğin doğru olurdu ama an itibariyle bir puan iyidir diye hele maçı izledikten sonra hiç üzülmemişlerdir diye tahmin ediyorum. İki devrenin ilk 10-15 dakikasını Başakşehir iyi oynayıp daha iyi gözükürken son yarım saatlerde çok net bir şekilde Galatasaray daha iyiydi. Hı hı. Yani genel bir değerlendirme, genel bir yorum istersen bence galibiyete daha yakın olan taraf Galatasaray'dı ve söylediğin bunca dezavantaja rağmen. Evet. Zaten şaşırtan o. Yani Galatasaray'ı bir daha bu kadar yaralı hiçbir takım yakalayamaz yani kolay kolay. Yani pişmiş tavuğun başına gelmedi gelenler. Hala tabii. Da devam ediyor. Lemina maç içinde sakatlanıyor. 1-0 geri düşüyorsun. Yerine 17 yaşında çocuk giriyor. Yani hani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Hı-hı. Sonuçta Fatih Terim onu böyle bir maçta sahaya sürüyorsa o kabiliyete, o yeteneğe, o oyun zekasına sahip bir oyuncu. Zaten Ozan Kabak'tan gördük. O da o yaşlarda girdi. Bundesliga'da oynuyor. Evet. Yani ama ilk baktığında hiç kimsenin tanımadığı gencecik bir oyuncu oyuna giriyor. 1-0 skor, 7-8 eksik var. Başta Muslera olmak üzere cezalılar var. Yani bu koşullarda Başakşehir'in bir puan alması kötü. Ama oyunun geneline baktığında iyi. Çünkü Galatasaray galibiyeti kaçırdı bence. Bir de farkı koruma açısından da önemli değil mi? Şimdi Galatasaray'la 8 yani puan fark var. Yani Galatasaray'ı saf dışı bıraktı her ve önümüzde 5 hafta kaldı. Tabii. Maç haftası olarak. Yani Galatasaray ya bundan sonraki maçları bu kadar zor değil en azından. Ama tabii görüyoruz işte Ankara Gücü'nü puan aldı. İşte Kayseri gitti. Sivas'ta Sivas'ı yendi. Onları saf dışı bıraktı. Yani Fenerbahçe son anda galibiyeti yakaladı. Kayseri maçında da öyle olmuştu. Yani hiçbir maçın kağıt üstünde gözüktüğü gibi olmadığı bir gerçek. Bir de dün 2 kart cezalısı, 3 kart cezalısı, özür dilerim kırmızı kartı da koyarsak. Antalya haftalardır kaybetmiyor. Tabii 11 kupa maçtır dışında. Kaybetmiyor. Ligde öyle de kupada 2 maçı da kaybetti tabii Alanya'ya. Yani bu açıdan baktığın zaman hiçbir şey bitmiş değil. Ama dün yani Fatih Terim'i başta olmak üzere ve sahadaki oyuncuları kutlamak lazım. Yani hiç böyle bir 11, hiç böylesine bir diziliş atıyorum. Yani bu kombinasyonla sahada yer almamışken, bu kadar eksik varken, rakip ligin en azından an itibariyle en iyi takımıyken, zirvedeki takımıyken kazanmak için her şeyi yaptılar. Şansları yaver gitmedi bence.